Cumhuriyet'in modernleşme projesinin mirasına sahip çıkmak bakımından hem de Türk çiftçisinin refahı bakımından son derece şeker fabrikalarının özelleştirilmesi meselesini önemli buluyor. CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Faik Öztrak, partisinin Edirne İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Faik Öztrak, burada Edirne'deki CHP'li belediye başkanlarının katılımıyla basın toplantısı gerçekleştirdi. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yeniden 11. katta bir odamız var. Bu oda sizlerin odası. Faik Öztrak basın toplantısında ilk olarak Alpullu Şeker Fabrikası'nın satışıyla ilgili konuştu. Fabrikanın 1926'da dönemin CHP Trakya milletvekillerinin ve bölgenin önde gelenlerinin sermayesiyle kurulduğunu iddia eden Faik Öztrak, Alpullu'nun satılması halinde ise Trakya'daki CHP'li belediye başkanlıklarını satın alacağını belirtti. Aslında Alpullu Şeker Fabrikası, Cumhuriyet'in modernleşme projesinin en önemli araçlarından bir tanesi. Alpullu Şeker Fabrikası'yla Trakya spor salonlarıyla tanışmış, modern okullarla tanışmış, modern lojmanları görmüş, modern tarımı görmüş, sözleşmeli pancar üretimini görmüş, sözleşmeli hayvancılığı ne olduğunu görmüş, eli para görmüş, orada çalışan işçiler modern bir sanayi işletmesinde çalışmanın ne demek olduğunu görmüş ve bütün bunlar işte Trakya'daki modern yaşamın, çağdaş yaşamın, Cumhuriyet'in çağdaşlık özleminin temellerini atmışlar. Faik Öztrak, Suriye'nin Afrin kentine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın haklı bir müdafaa olduğunu dile getirdi. Bugün Suriye sınırlarımızda çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sıkıntıları, yani Suriye sınırında emperyalist güçlerin bir terör örgütünün devlet kurmasının önünü açmasını engellemek amacıyla şanlı ordumuz çok ciddi bir mücadele veriyor. Şehitlerimiz var. Ben Allah'tan şehitlerimize rahmet diliyorum. CHP Parti Meclisi üyesi Faik Öztrak ayrıca yerli ve milli olmanın ülkeye daha çok hizmet etmekle olacağını dile getirdi. Şimdi biraz önce şeyi konuştuk. Alpullu Şeker Fabrikası'nı konuştuk. Belediye başkanımız Emin Alebak, Lüleburgaz Belediye Başkanımız, ben o fabrikayı alacağım diyor, talibim diyor. Ben o fabrikayı alacağım, ben sanayiden geliyorum. Ben o fabrikayı diyor, kâra geçiririm. Ama yetmez. Ben oradaki Atatürk Köşkü'nü tüm Trakya'nın, tüm Türkiye'nin hizmetine açarım. Herkes gelsin, Atatürk'ü doya doya yaşasın, yemek yediği, yattığı, uyuduğu yeri görsün diye. Biz böyleyiz arkadaşlar. Bizim yerliliğimiz de bu, milliliğimiz de bu. Bizim kimseden yerlilik, millilik konusunda alacağımız ders yok. Ama biraz önce söylediklerimi yapanların yerlilik ve millilik konusunda yaptıkları nedeniyle verecekleri, Türk mahkemeleri önünde de ileride verecekleri çok hesap var. Bunu bilin.